Nedir bu derseniz? Ferhat hocamız. Ferhat hocamız bir eğitimci ve bir yazar. Kendini okumaya vermiş, toplumun gelişmesine adamış bir emekli, gönüllü, toplum sevdalısı kişi. Hayatınızda çok insan tanıyacaksınız, daha yolun başındasınız ama Ferhat hocayı hiç unutmayacaksınız. Çünkü size bir sunum yapacak ama içinde çok mesaj var. Sunumdan sonra ben size mesajları soracağım. Neydi mesaj? Bakalım kim bilecek? O bilenlere de ödül vereceğim ben. Bugün biz Rotary Kulübü, bakın kapınızda var Rotary. Biliyor musunuz kabelamızı? Anlamı ne Rotary'nin? Evet, Rotary karşılıksız olarak topluma hizmet eden meslek sahibi insanlardan oluşmuş bir topluluktur. Ataşehir Rotary Kulübü Başkanımız Refik Hanım, ben Fenerbahçe Rotary Kulübü Başkanıyım. Arkadaşlarım Lyons'tan var, Rotaryen var. Biz karşılık beklemeden topluma nasıl faydalı olabiliriz, neler yapabiliriz diye bir araya gelen gönüllü insanlarız. Bugün de zamanımızı size ayırmak istedik. Değerli hocamızı getirdik ki aklınıza bir şeyler kalsın. Kendi yolunuzu çizeceğiniz vakit ayaklarınızın üzerinde dimdik duran iyi insan, iyi vatandaş olabilin diye. İyi dinlemeler. Hoş geldiniz. Ataşehir'in dijital yerlileri, dijital göçmen olarak hoş bulduk diyoruz size. Neden dijital göçmen? Siz neden dijital yerli biliyor musunuz? Çünkü sizin televizyonsuz, ekransız bir yaşamınız yok. Ama biz ekransız bir dünyaya doğmuştuk. Ekransız bir dünyada radyoyla en fazla teknoloji olarak büyüdük. Ama onun dışında daha çok büyük annemizin, elimizin masallarıyla büyüdük. Masal deyip geçmeyin, bizim güç gücümüzü beslerdi. Ama siz şu anda ekranlarla yaşamak zorundasınız. O kadar ki bakın, yağmur gibi ekran yağıyor. Ve sağım, solum, önüm, arkam ekran. Ve elektronik medyalar yetmedi. Dijital medyalar yarattığı muazzam bir gösteri sahnesiyle sizlere bu okuma hakkınızı elinden aldı. Ya bakın, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bir araştırma. Mikrofon açık mı hocam bir saniye? Ses geliyor mu dışarı? Ses geliyor mu? Var mı bir ses? Duymayan var mı? Duymuyor herhalde. Ses, mikrofon çalışıyor mu hocam? Çalışıyor gibi, bilmiyorum. Geliyor mu? Arkadan net duyabiliyor musunuz? Biraz ses az geliyor. Az geliyor. Biraz yükseltmeyin sesini mikrofonu. Arkaya durmasın, kaçırıyor. Mikrofonu ağzınıza yanaştır. Evet, yaklaştır. Evet, Çocuklar Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre öğrencilerin bir yılda 900 saati okulda geçiyor. Ama buna karşın öğrencilerin 1500 saati ekran başında. Ekran başında böyle 1500 saat. Bu ne demek biliyor musunuz? Ekranla geçen zaman beynimizde öylesine olumsuz etkiler yapıyor ki beynin sol bölgesi, sol lob, beyin korteksi müthiş olumsuz etkileniyor ve hızla bilişim becerilerimizde, algısal becerilerimizde gerileme, soyutlama becerilerimizde gerileme başlıyor. O nedenle hızla ekrandan uzaklaşmamız. Bakın bu ne böyle? Sanki bakın, ey Türk gençliği, başı öne eğik bir gençlik oldu. Oysa biz başımız dik olmalı, başımız havada olmalı. Bakın sanki bir ayinden çıkmış gibi. Herkes elinde de cep telefonu bakıyor. Bunu çok rastlıyoruz. Nerede rastlıyoruz? Metrolarda, otobüslerde, değil mi? Herkes elinde telefon. Evet. Bakın sonra ne oldu biliyor musunuz? Bakın ne oldu? Ya ne demişler o proje? Fatih projesi diye bir proje çıkardılar ve ne oldu biliyor musunuz? Gelmiyor mu? Şimdi nasıl? Şimdi evet. Fatih projesiyle her okulda bir bilgisayar odası yapıldı. Bilgisayar kuruldu, getirildi. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Akıllı telefon
akıllı telefon, akıllı televizyon, akıllı teknoloji, akıllı yapay zeka, akıllı makineler derken biz kendi aklımızdan olduk. Oysa bunu yaratan insan, teknolojiyi yaratan, bulan insan, bulan akıl kendisi aklını kullanamaz oldu. Bakın, medya okuryazarlığı, çocuklar, medya okuryazarlığı bağlamında bu sizlerle söyleşi yapıyoruz. Medya okuryazarlığı teknolojiyi bir sorun olarak görmez. Teknolojiden akıllıca yararlanmayı öngörür. Evet, teknoloji bilimin çocuklarıdır. Biz bunlardan yararlanacağız, sonuna kadar yararlanacağız ama teknoloji ne bizi kullanıyor? Biz de teknolojiyi kullanıyoruz. İşte burada kritik soru bu. Bunu çok iyi bileceğiz. Ekranların bizi kullanmasına, bizim bütün zamanımızı çalmasına izin vermeyeceğiz. Bakın neden, ne oluyor sonra? Evet. Ve benim eskiden bir hayatım vardı. Artık internetim var. İnternet bizim hayatımızı çaldı, biliyor musunuz? Ve biz artık sadece sanal bir alemde, sanal bir dünyada yaşıyoruz. Buradan çıkmalıyız. Ve kendimizi ile ekran arasına bir sınır koymalıyız. Ve biz mutlaka hayata karışmalı. Sosyal çevrelere karışmalı. Arkadaşlarımızla buluşmalı. Sokakta, caddede, meydanlarda, alanlarda olmalı. Ve biz yaşamalıyız. Çünkü herkesin bir tane hayatı var. Onu da ekranlara feda edemeyiz, değil mi? Ve sonra görelim bakalım şurada. Evet. Çocuklar, bu ne biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya yandı, yıkıldı. Hitler orduları bütün dünyayı ele geçirmek istiyordu. Ve medyaları Alman toplumunu nasıl kandırıyordu biliyor musunuz? Moskova'yı ele geçirdik. Moskova düştü sanıyorlardı. Ama Sovyet orduları Berlin'e girdiği zaman Almanlar şok oldu. Çünkü medyaları onları kandırmıştı. Ve Almanya yerle bir oldu. Ama bakın savaştan sonra bu insanlar nerede, ne arıyorlar biliyor musunuz? Bu insanlar savaştan sonra yıkılmış bir kütüphanede kitap arıyorlar. Bakın. Evet. Yanmış, yıkılmış bir kütüphane ve o kütüphanede kitap arayan insanlar. Ve Almanya 1945 İkinci Dünya Savaşı sonunda yeniden toparlandı ve bütün dünya devlerinin arasına katıldı. Demek ki istersek kitaplar, istersek bizi kurtarabilir. Eğer engellemezsek devam edelim. Ve neden önemli kitaplar? Çünkü biz sanıyoruz ki kitap, yazı, yazı kültürü sanıyoruz ki bilgidir. Bilgiye de her yoldan ulaşırız sanıyoruz. Oysa bakın, yazı kültürü her şeyden önce beynimizi çalıştıran bir araç. Öyle bir araç ki beyin hücrelerimiz ancak harf dediğimiz şifrelerin çözümü sırasında çalışıyor. Ve bakın, okumak, anlamak, düşünmek kafamızda bir resim oluşturmak demektir. Çünkü siz örneğin, bir örnek verelim bakın şöyle. Hepinizin önünde bir kitap olduğunu varsayalım. Kitabınızı açtınız, okuyorsunuz, bakın beraber okuyoruz. Bakın okurken beynimize ne olacak? Bunun deneyini yapalım. Beyaz atlı adam atına bindi ve köyden hızla uzaklaştı. Derken hepiniz beyaz atlı adamı kendi beyninizin ekranında gördü. Var mı görmedin diyen? Varsa eğer o arkadaşımız şu anda bizi dinleyemiyor. Bizden korkmuş olabilir. Olabilir. Başka bir şey düşünüyor. Ama okumak demek beynimizde resim oluşturmak demektir. Okuduklarımızı beynimde soyutlamak, beynimde canlandırmak demektir. Bakın görelim. Evet oğlum. Burada iki beyin. Birisi kitap okuyor, birisi televizyon izliyor. Bütün gün 4-5 yıl önce abire yaşıktaydım. Önce bir sunum yaptım. 4 kez gittim okula. Abire yaşıkta okul müdürü bana bu karikatürü verdi. Onu da burada anıyorum. Bakın şu beyin kitap okuyor. Kitap okurken bütün okuduklarını soyutlamış ve beyinde canlandırmış ve beyninin ekranında bütün okuduklarını görüyor. Ama şu beyin ekranı izliyor. Olay gözde başlayıp gözde bittiği için beyin bomboş. Neden bomboş? Çünkü beyinde canlandırma mı? Her şey hazır. Görüyorsunuz. O da o nedenle okuma kültürüyle ekrandan izlemek arasında muazzam fark var. Zihinsel gelişim süreçlerimiz var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz matematik öğretmenleri?
öğrencilere roman okuma dili veriyor. Veli şaşırıyor. Ya ben olmak yerden önce anlamak demektir, yorumlamak demektir, düşünmek demektir, sonuç çıkarmak demektir, çıkarım yapmak demektir. O nedenle evet, okusun tabi, okusun efendimiz o veli kabul ediyor, kabul etmek zorunda kalıyor. O nedenle kitaba geri dönmek zorundayız. Bakın bir de bunu görelim. Görsel medyalarla aşırı ilgilenmenin beyin üzerindeki olumsuz etkileri. Bakın neler yapıyorum, dikkat. Bakın, beynin yaratıcılık sistemine zarar veriyor. Ön beyin korteksini tembelleştiriyor. Beynin sol lobundaki dil bölgesinin evet, gelişmesini engelliyor. Daha ne yapsın, yeter hepsini saymaya gerek var mı? Devam edelim. Ve biz buradan çıkmak zorundayız. Çünkü bakın, Türkiye bugün neden yeniden kitaba dönmek zorunda? Düşünmeyi sağlıklı bulmayan bir toplumuz. Düşünemeyen bir toplum buluşlar yapabilir mi? Dünyada hızla gelişen teknolojiye bir Türkiye teknolojisi katabilir miyiz? Eğer düşünemezsek, değil mi? Peki düşünmek için de okullar okuyan insan yetiştirmesi gerekiyor. Devam edelim. Evet. Neden buradan çıkmak zorundayız? Çünkü biz tarihte yalnızca cehalete yenildik çocuklar. Yalnızca cehalete yenildik ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e tamam dediler, kazandık, şimdi ne yapacağız? Durun dedi, asıl savaş şimdi başlıyor. Asıl düşman cehalet. Cehaleti yenmeliyiz. Çocuklar 45'lerde, 46'lara kadar biz cehaleti yere serdik. Fakat ondan sonra Dünya Savaşı sonrası galip ülkeler, süper güçler Türkiye'ye müdahale ettiler. Köy enstitülerini kapatın, şunu kapatın, bunu kapatın ve biz devam edelim. Kitap okumayanın boyu uzar, aklı uzamaz. Özellikle bunu yaptılar. Kapatın ki kör, sağır, dilsiz bir toplum oluşsun. Ve bakın, kitap okumayanın boyu uzar, aklı uzamaz. Yaşı büyür, aklı büyümez. Ne diyordu o şarkıda? Cüceler, cüceler, uzun boylu cüceler, boylar fidan gibi beyinler mersin. Buradan çıkmalıyız ve Türkiye hızla kitaba dönmeli. Bakın neden? Şiir seversen zeka yaşın büyür, kimsene de kötü davranamazsın. Hayvanları seversin diyor bir şair, sabah bir sel. Aranızda şiir seven var mı? Şiir sevenleri göreyim. Şiir sevenler insan da severler, hayvanları da severler. Çünkü şiir sevenler gerçekten son derece güzel olduğu insanlardır, güzel insanlardır. Bakın, şiirler bakın, siz mesela ağlasam sesini duyar mısınız mısralarında? Evet, bunu hepimiz beraber söyleyebiliriz. Var mı bu şiiri bilmeyen? Bilmeyen. Ağlasam sesini duyar mısınız mısralarında? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Evet, beraber söyleyelim. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel sözcüklerin ise yetersiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Epey yaklaşmışım ama söyleyemiyorum. Çocuklar, siz okuldan çıktınız. Edebiyat dersinden çıktınız, gidiyorsunuz. Havada güzel şöyle baktınız. Yolda eğer giderken bir şiir mırıldanmıyorsanız o edebiyat dersi amacına ulaşmamıştır. Örneğin, bakın ne diyordu şey, Bedir Ahmet Eyüboğlu? Ağaç mı? Meyve vermeli. Çiçek mi? Kokmalı. Kuş mu? Ötmeli. Peki bu şiiri devam ettirelim. Okul mu? Okul ne yapmalı? Herhalde okuyan insan yetiştirmeli değil mi? Ama ne yazık ki araştırma sonucu, test merkezli, sınav merkezli, bilgi yorgun okullar, yorgun okullar, bilgi yorgunu. Ne yazık ki okumayı sevdiremiyor. Bu bir gerçek. Çünkü bilgiye boğulmuş bir toplum yanlış yoldadır. Neden? Çünkü hazır bilgiyi insan beyninin düşünmesini engelliyor. Ve bir dakika, geri dönelim, hemen gelmeyelim. Şimdi şiir, aramızda şiir seven var mı dedim. Onları görmek isterim, sormak isterim. Çünkü şöyle, bizim yaptığımız bu çalışmanın öyle bir özelliği var ki, şöyle baktığımız zaman kimler okuyor, kimler okumuyor. Bakışlarımızdan anlayabiliyoruz. Öyle bak. Ayırabilirim yani. Kitap okuyanları böyle buraya alabilirim. Okumayanları buraya alabilirim ve çok az yanılmış olabilirim.
Kitap okuyanların yüzünde bir daha bir parlaklık, pırlanta, bir aydınlık var. Kitap okumayanlar biraz daha umutsuz, karamsar bakıyorlar. Evet, desem ki vakitlerden biri insan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlıcı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende... Evet, beraber söyleyelim. Ormanların en kuytusunu sende görmek değil. Desem ki sen benim için hava kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. İnan bana sevgilim, inan. Bir gün şayet sesini duyamazsan kuşların, rüzgarların sesinden. Bil ki ölmüşüm. Ama üzülme. Kabirde böcekleri ısrar ederim güzelliğini. Pembeden sonra bir gün, kıyamet günüdür, ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Kimin bu şiir? Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir şiir dinlediğini söylüyor. Neden böyle? Bakın, bizim işte edebiyat kitaplarımızda da bir kusur var aslında, gerçeği söyleme gerekirse sularımızda. Neden? Çünkü önce divan-ı mahdine başlıyoruz, eski şiirle başlıyoruz. Gerçi son zamanlarda iyileştirme oldu, kitaplarımda görüyorum. Bağdan. Ama yani bizim zamanımızda özellikle de şimdi çok fazla yenilenmedi aslında. Buraya gelmeden önce edebiyat kitabımızı inceledim, baktım. Genellikle sevemeyeceğiniz şiirler var. Oysa sizin seveceğiniz o kadar güzel şiirler var ki. Öyle çıktınız, hava çok güzel. Beni bu güzel havalar mahvetti. Mesela. Ya da böyle havada aşık oldum. Mesela. Eve tuz ekmek götürmeyi böyle havada unuttum. Ya da hava bedava, su bedava, yağmur, çamur bedava. Kelle fiyatına hürriyet, eserlik bedava. Kimin bu şiir? Orhan Veli. Değil mi? Orhan Veli kanık. Ya da değil mi? Üstüme varma İstanbul, kederliyim. Ümitlerle geldin sana, beni sarhoş etme ne olur. Kim diyor onu? Ümit Yaşar Burcu. Ya da değil mi? Bekle bizi İstanbul, caddelerinle, sokaklarınla, meydanlarınla bekle bizi, minarelerinle, kubbelerinle bekle bizi İstanbul. Biz sana layık, sen de bize layıksın mesela. Evet. Ya bunları yolda giderken okumuyorsanız edebiyat dersi neye yarar o zaman? O bakımdan edebiyat öğretmeni var mı burada? Var mı? Kim? Arkalarından konuşmayalım. Şimdi bir öğrenci bir zamanlar bizim eski, çok eski Töpler dergisinde bir şiiri yayınlandı bir öğrencinin. Diyor ki, sana kızıyorum öğretmenim. Bize dünyanın döndüğünü öğrettiniz ama dünyada dönenleri öğretmediniz. Sana kızıyorum öğretmenim. Şimdi, evet hemen onu söyleyeyim. Şimdi, hocam mümkünse biraz daha yaklaştırırsanız çocuklar duyarlar daha iyi olur. Ama sakın ola ki öğretmenler şeyi, öğrenciler sakın demesinler ki öğretmenler amma da gol attık ha. Hayır, bakın öğretmen ne diyor biliyor musun? Çocuklar diyor. Öğretmenler her şeyi öğretmez. Öğretmenler öğrenmeyi öğretir. Düşünmeyi öğretir. Sorgulamayı öğretir. Öğretmen öğrenmeyi öğretirse o öğrenci zaten her şeyi kendisi öğrenir. Ona oku demeye gerek yok. Çalış demeye gerek yok. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum biz. Hiçbir zaman oku demedik. Çalış da demedik. Ama bizi görürler, kitapla evlerde, kitapla küçüklerde. Bu çok önemli bakın. Anne babalar aslında bunları anlamak lazım. Anne babalar daha küçük yaşta çocuğa telefonu veriyorlar, susturucu olarak susturuyorlar. Çok ya. Daha ekran bağımlılığı öyle bir bağımlılık ki aileden geçiyor. O bakımdan çocuklar, evet. Ve biz şiirden korktuğumuz için hızla Recep İvedik'leştik. Ya biz bu filmde ne bulduk? Bu film 5 bölüm çekildi ya. 5 kez çekildi. Değil mi? Magandalık. Değil mi? Magandalık, lümpenlik, her türlü geri cahillik bu filmde var. Yani Şahan Gökbakır'a teşekkür ederiz. Bizi
bize göstermiş oldu. Bir ayna tuttu bize. Acaba biz oğlum bu filmde biz kendimizi mi bulduk yoksa? Evet, neden bu film bu kadar çok izlendi? Çünkü okumayan bir toplumuz. Oysa okuyan toplumlar daha kibar, nazik. Ve ne diyordu şair? Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Gülten Akın, onu da saygıyla analım. Evet, ince şeyleri düşünelim biraz da. Kibarlaşalım, nezaket, incelik. Bu da şiirlerden, edebiyattan geçmek oldu. Devam edelim, bakın. Ah, bu kim? Çocuklar, İsveç Başbakanı. İsveç dünyada en çok kitap okuyan bir ülke. İsveç Başbakanı işine gidiyor metroda. Ayakta kitap okuyor. Kimse de yer vermiyor. Vermez. Niye verecek? Herkes eşit ya. Ve devam edelim. Bakın. Suna yakın. Tanıyor musunuz? Evet. Suna yakın size çok yakın aslında. Göztepe'de oyuncak müzesine giden var mı? Ve ne diyor Suna yakın? Kitap okumayanlar tavuğa benzer. Tıpkı kanatlarını kullanıp uçamayan bir tavuk gibi aklını kullanamaz. Kullanıp uçamaz. Ve devam edelim. Bugün dört öğrenciden üçü okuduğunu anlamıyor. Bak, yapılan uluslararası araştırmalarda okuma anlamada sorunluyuz. Buradan çıkmak gerekiyor. Devam edelim bakın. Okullar, evet, aşağıda çok konuştuk eğitimin sorunlarını. Fakat eğitimin bir sorunu var ki o sorunu çözdüğümüz zaman tüm sorunları çözüyoruz. Bu sorun anahtar sorunudur. Okuma kültürü bütün sorunların anahtarıdır. Çünkü verdiğim örneklerden de belli ki eğer bunu Cevdet Potre söylüyor, eğitimci, edebiyatçı, edebiyat tarihçisi, ne diyor biliyor musunuz? Okullar okuma alışkanlığı kazandırırsa başka hiçbir şey kazandırmasa da olur. O bakımdan doğru şeyler de yapıldı. Türkiye Okuyor kampanyası, İstanbul Okuyor kampanyası, onlar doğruydu. Ama bu kampanyaların okullarda içselleştirilmesi, benimsenmesi gerekirdi. Edebiyat öğretmenlerimiz yaptığımız söyleşilerde öneriyoruz. Mutlaka. Kaç saat edebiyat öğretmeni? 5 saat. 5 saat. Evet, bu saatlerden birisini mutlaka okuma saati yapabiliriz. Şimdi mikrolardan çok fazla takılmamak gerekiyor. Edebiyatın en önemli amacı, hatta tek amacı çocuklara edebiyatı sevdirmektir. Fransız Edebiyat Öğretmenleri Derneği var. Edebiyat Öğretmenleri Derneği Fransa'da toplanıyorlar. Ya diyorlar, bizim amacımız ne? Edebiyatçı olarak bizim amacımız ne? Fransız edebiyat tarihini çocuklara öğretmek. Bunlar bizi öğrenmişsin. Kimisi doktor olacak, kimisi avukat olacak, kimisi mühendis olacak. Ha, bunlar mühendis olacakların eğer yaptığı bina yıkılması diyorsak onun önce şiirden geçmesi, insanlaşması gerekir. Onun yontulması gerekir. Ne olacak? Onu ancak şiirle, edebiyatla, sanatla, resimle yontabiliriz. Her öğrenci doktor olmayacak. Her öğrenci matematikçi olmayacak. Ama ne olacak? Her öğrenci kendi yeteneğiyle bir meslek sahibi olacak. Devam edelim. Dur. Microsoft'un sahibi kim biliyor musunuz? Bilgisayar devi. Kızını uyarıyor. Evet, bilgeç. Ne diyor? 45 dakika geçmeyeceksin. Neden? Çünkü onların çocukları çok değerli. Çocuklar, siz bizim için daha değerlisiniz. Öyleyse siz de ekranlarla artık arkadaşlar sınır koyun ve devam edelim. Neler okumalı? Çocuklar, en önemli soru bu. Evet, aranızda mutlaka kitaptan soğumuş, uzaklaşmış, okumayı sevmeyen vardır. Ben onları görüyorum, tanıyorum, bakıyorum. Anlaşılıyor çok kolay. Şimdi açık açık bıraktım söyledim. Ya ben okumayı sevmiyorum diyecek. Evet, ben okumayı kaldırdım. Aferin oğlum. Kaldırdım. Ben okumayı sevmiyorum. Kusur senin değil ki. Kusur senin değil ki. Yani sistem sevdiremedi. Çoğaldı. Şeyler çoğaldı. Ama bence sevmek istiyor. Şimdi tabii o güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Açık sözlüğünüzden dolayı sizi kutluyorum. Bakın.
yapılan araştırmalara göre okumayı sevmeyenlerin en az %20'si yanlış kitapla okumayı deneyimlediği için. Değil %20'ye yakını da okullar okumayı sevdiremez diyor. Vaktim yok diyor, zamanım yok diyor. Derslerden çalışmaya zaman bulamıyorum diyor. Olabilir, doğru da olabilir. Ama şimdi biraz sonra göreceğiz. Bakın çocuklar, okumayı sevmeyenlerin en önemli nedenlerinden birisi de yanlış kitapla okumayı deneyimlemek. Aranızda mesela mutlaka vardır yanlış kitaba başlamasındır. Kitap senin sana göre değildir. Uygun bir kitap değildir. Kolay bir kitap değildir. O yüzden sen sevmeyeceksin tabii ki. Mesela okuyucu tipleri vardır. Bir kişiye kitap önermek bir hastaya ilaç önermeye benzer. Nasıl ki yanlış ilaç hastayı daha kötü yaparsa kızım, yanlış ilaç hastayı daha kötü yaparsa yanlış kitap da kişiyi okumadan uzaklaştırır. Bazılarınız romantiktir. Bazılarınız gerçekçidir, realist. Bazılarınız tarih sever. Bazılarınız macera, gerilim sever. Aranızda göreyim bakayım, gerilim sevenleri göreyim. Korku, gerilim. Sizden korkulur. Bu kuşak evet, korku, gerilim seviyor. Şimdi korku, gerilim var. Sizden bir küçük yazılıyor. O yüzden hızlı geçiyorum. Madem ki korku, gerilim seviyorsunuz, gerilim. Bakın, o zaman size öyle korku, gerilim kitapları vereceğim ki, bakın. Yalnız korkuyorsunuz değil mi? 9'da siz Ömer Seyfettin'in bombasını okudunuz mu? Kitap elinizde patlayabilirdi. Okudunuz mu? Bombayı okumadan şimdi koyacaklar. Önce Ömer Seyfettin'in bombasını okuyun. Bombayı okumuş olanlara bakın kitaplar. Mesela Ahmet Ümit'i İstanbul'u hatırasını korku, gerilim, polisiye yazarı. Evet, çok büyük bir yazarı. Kolay okunan. Okumayı sevdiğiniz bir yazar olduğu için söylüyorum. İstanbul Hatırası, Veli Olur Bahçesi gibi kitapları mutlaka okuyabilirsiniz. Ha, bu da yetmedi mi kızım? O zaman size bir kitap önereceğim, bakın. Yalnız bu kitabı herkese önermiyorum. Çocuklar, sadece bombayı da okuyanlar, bir de bu kitabı okuyacak olanlar, mutlaka eğer gece okuyacaksanız, evde bütün ışıkları yakın. Hatta evde bir kişi bulunsun. Çünkü size niye vereceğim biliyor musunuz? Mezarından kalkan şimdi. Yazılan bir olur ya bir insan. Ölen bir insan dirilebilir mi diyor. Ama gece saat 02'ye doğru aşağıda beyaz kefenler içinde bir adam dolaşıyor. Beyaz kefenler içinde yazar. Olamaz diyor. Hayır. Bilime aykırı. Bilim dışı bir şey. Hayır. Olamaz diyor. Ama evet, beyaz kefenli adam aşağıda dolaşıyor, yazan merdivenlerden iniyor, beyaz kefenli de geri dönüyor. Kaçıyor beyaz kefenli, yazar kovuluyor. Yazar kovuluyor, beyaz kefenli kaçıyor, ta son Ahmet mezarına kadar. Beyaz kefenli adam mezarın içine giriyor, yazar da giriyor. Tutuyor, çekiyor, sen kesin diyor. Hala bu kitabı okumak isteyen var mı? O zaman buyurun, okuyun. Sorumluluk benden gitti çocuklar. Evet, dönelim bakın. Fatih Sultan Mehmet günde 2 saat kitap okuyor. Biz Fatih'i ne sanıyoruz? Elde kılıç, ülkeler tüket eden bir padişah. Olur musa? O çok okuyan bir padişah. Ne diyordu biliyor musun? Bir şehir şehir yapan bir şey. Kanalizasyonlar. Kanalizasyon insanın şehri temizler. Şimdi şehrin kirli temizler, hamam bedenimizin kirli temizler, kitaplar ruhların kirli temizler diyor. Ve Fatih. Ve şimdi size dünyanın en çok kitap okuyan devlet adamını getiriyorum. Görelim. Evet. Dünyanın en çok kitap okuyan devlet adamı Atatürk'ü alkışlıyoruz. Atatürk kitaplardan geliyor ve anlıyoruz ki bizi aslında Atatürk değil, bizi kitaplar kurtarmış. Bizi kitaplar kurtarmış ve bakın, evet, dönüyoruz. Ve aynı zamanda bakın, çocuklar, yabancılar, İngilizler nerede zaman bulmuşlar biliyor musunuz? Metroda, ayakta kitap okuyorlar. Ayakta, aynı sıkıyorsunuz zamanı yok. Ayakta. İngilizler, Japonlar hatta şunu mu diyor, ayakta kitap okuma.
dedim şunda. Çocuklar, işte bizim yerimiz dünyada. Dünyadaki yerimiz bu. Dünya aydınlanma haritası. Dünyada kitap üretim ve dağılım haritası. Bu haritaya göre çocuklar yine biz dünyada en az kitap okuyan bölgelerden birindeyiz. Bakın. Ne yazık ki. Fakat 700 yıl geriye gidersek harita tam tersine dönüyor. Evet, görelim. Bakın. Evet. 700 yıl geriye gittiğimizde bu coğrafya İslam aydınlanmasını yaşıyor. İbn-i Rüşd, İbn-i Azdum, İbn-i Sina, Farabi, El-Gurini, El-Cebir Batı'ya gidin öğretiyorlar. Evet, o yüzden umutsuzluğa gerek yok. Biz buradan çıkabiliriz. Bir sorun da çıktı. Evet. Var mı kaç dakika var? Bağlayalım mı? Bitirelim mi? Bitirelim. Evet. Çocuklar, okuyan toplum projesi bu nedenle okullarda öğrencilere okuma aşısı yapmak için yıllardır okullarda. Evet, 10 yıldır, 15 yıldır okullarda yüzme bakın, valilerin, kaymakamların, belediye başkanlarının desteğiyle. Bakın burada Maltepe kaymakamı kitap okuyor. Bakın yan tarafta Maltepe belediye başkanı, altta Maltepe ilçe milli eğitim müdürlüğü birlikte yaptığımız okuyan toplum projesi çalışmasında böyle model oluşturmak için. Sizler ne yapabilirim derseniz önce kendinize evde bir okuma saati planlamalısınız. Biliyorsunuz yemek saatiniz var, uyku saatiniz var. Bunun gibi her bireyin de bir okuma saati olmalı. Ve siz o yüzden biraz da beyninizi, zihninizi, aklınızı geliştirmek için bol bol kitaplar da okumalısınız. Sizin kitaplara emanet ediyorum. İyi okumalar diliyorum. Sevgili gençler. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emeğinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Devam ederiz. Zaten biz okulumuz olarak kitap okumayı seven bir okuruz değil mi arkadaşlar? Evet. Bence de kitap okuyoruz zaten. Kitap okuma haftamızda zaten her hafta bir saat okuyoruz değil mi hocam? İstanbul okuyorum projesi çerçevesinde yapıyoruz. Sevgili gençler, bir şey mi soracaktım? Neden? Aa, sen de hocam hemen müdahale eder o işe. Tamam. Herhalde sizde olmuştur. Hangi sınıf o? 9A. Bu hafta okumadı mı? Biyoloji dersine denk geldi. Biyoloji dersine denk geldi. Gençler, olduğu zaman bilginiz olsun. Belki hocanın dersi yetiştirmek için yapmış olabilir ama söyleriz. Tamam mı gençler? Ama sadece okulda değil, okul dışında, özellikle ev yaşamında sizlerin duyarlılıkla bekliyoruz. İyi dersler dilerim. Görüşürüz gençler.